Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dilek Avşar'ın yanındayım. Avşar Poliklinik'ten size çekim yapıyoruz. Ve çok sevdiğim bu uygulamayı sizlerle paylaşmanın heyecanlıyım. Üstelik sevgili Instagram takipçimiz Ebru da kazandı geldi. Çok teşekkür ederim. Onun üzerine uygulamayı yapacağız. Bugün size somon uygulamasından bahsedeceğiz. Genel olarak bilinen somon DNA'sı ve hyaluronik asit karışımı denilen bir uygulama aslında, ama burasının verdiği isim P uygulaması. Ya aslında biz somon derken biz şu anda ne yaptıracağız Dilek? Sevgili Aslı, biliyorsun yıllardır somon dedik. Evet. Somon, Sevcan bir ver somonu göstereyim. Somon normalde laboratuvarda üretilmiş, insan DNA'sına en çok benzeyen polinükleotit, yani DNA'nın alt gruplarından oluşan bir solüsyon. Böyle bir su. Evet. Ama orijinal somonu bulmak çok zor. Gerçekten de pahalı, güzel bir teknoloji bu. Sonra somonu üreten İtalyan firma ne yapmış? Demiş ki bu somon her işe yarıyor. Gerçekten de yarıyor. Saç telinden ayak tırnağına kadar her şeye kullanıyoruz. Evet. Sen sordukça ben cevap vereceğim. Sonra bunun içerisine hyaluronik asit koymuşlar, vitaminler koymuşlar, polinükleotitler koymuşlar. Özel polinük şey mi? Bu orijinali bu. Orijinali bu. Sonra bir set yapmışlar. Hı. Üçlü bir ürün seti yapmışlar. O gamın içinde de biz buna P sistemi dedik. Hı. Şimdi ihtiyaca göre, aralıklarına göre, belirli yaşa göre biz bu P sistemin hangi türünü kullanacağımıza da klinikte karar veriyoruz. Onu sen karar veriyorsun. Evet. Şimdi ben kendim yaptırdım. 3 kere yaptırdım. Benim hissettiğim ilk, yani çıkar çıkmaz birçok uygulama yapılıyor biliyorsunuz. Yani bütün kliniklerde birçok uygulama var. Başka vitaminler var, aletler, lazerler. Ben burada diyebilirim ki çıkar çıkmaz etkisini gördüm. Ne etkisini gördüm? Parlaklık gördüm. Çok bir aydınlanma gördüm. Elastikiyet kaybı. Yani gerçekten mesela bir anda şunu hissettim. Lift oldu. Hakikaten hissettim. Yani bunu yalan söyleyemem. Bunu hissettim. Ve gözeneklerimin daha sıkılaştığını hissettim. Ve çıplak gözle baktığımda daha duru bir cilt. Doğru. Yani bu benim hissettiğim ilk etapta o. Sonra ben bu işi araştırdıkça Türkiye'ye getiren kişiye ulaştım. Mehtap Hanım bana bunun birazcık daha tekniğini anlattı ve ben hayran oldum. Dedi ki bana bu yaptırdığını hissettikten hiçbir şey daha sonra kümülatif olarak toplanacak, daha sonra çok güzel. Peki bunu protokol olarak mesela benim yaşımdaki 40 yaşında bir kadın geldi. Hangi periyotlarda kaç kere yapmak lazım? Şimdi 40 yaş civarında. Ebru sen kaç yaşındaydın? Ben 43 yaşındayım. Tamam, 40 yaş civarında. Ben bakıyorum önce, analiz ediyorum yüzü. Yüzün neye ihtiyacı var? Yüzde boşluk var mı? Yüzde sarkma var mı? Ciltte fazlalık var mı? Buna göre medikal bir uygulama mı? Yani sadece aletlerle ya da uyguladığım enjeksiyonlarla mı tedavi yapacağım? Yoksa bu hastanın gerçekten cerrahi indikasyonu var mı? Belki orta yüz germi, belki üst göz kapalı, belki çene de boyun germi istiyordur. İhtiyacı vardır buna. Bunu tespit ediyorum. Sonra hastama dönüp diyorum ki iki yoldan birini seçeceğiz. Yani sizin üst göz kapağınızı tamamen örnek anlatıyorum. 40 yaşında yüzünüzde sarkma var, üst göz kapaklarınızda fazlalık var. Ben küçük bir cerrahi uygun görüyorum size. O da bana diyor ki evet kabul ediyorum doktor hanım, ona göre ilerliyoruz. Ya da bana diyebilir ki hayır doktor hanım, ben şu anda cerrahi bir şey düşünmüyorum. Sadece medikal uygulamalarla gidelim. O zaman diyorum yüzünüzde boşluklar var. Boşluklar içinde size içerisinde hyaluronik asit olan, çapraz bağı olan dolgu maddesi kullanacağım. Ama bunun dışında cildin genelinde bir matlık, yaşla beraber gözeneklerde bir açılma oluşur. Gözenekler açıldıktan sonra cilt yumuşamaya ve sarkmaya başlar. Evet, İşte bunu gidermek için bana bir sihir lazım. Bu sihir de pi getirdi diyebilirim günümüzde. Çünkü neden seviyorum? Hastalarında o flashing etkiyi, canlılık etkisini, parlaklığı bana yaratan o oluyor. O zaman ben hastaya hangi makineyle, lazerlerle, radyo frekanslarla, ultrasonlarla ya da saf bir medikal bakımla da yapsam o ışıltıyı vereceğim ürün pi olduğu için altına küçük bir dokunuş yapıyorum. Yani keşke tek bir alet olsa da veya tek bir somonla seni baştan yaratacağım. Arkadaş bu da yalan ama bu somon bence ne kadar erken? Bunun ön yaşı var mı? Tabii var. Şimdi bugün yani mesela bir yaştan 18 yaşında bir genç kız geldi. Evet. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Evet. Bugünkü hastamız. Tamam. Ve burada göz altında çukur oluşmuş. Evet, çocuğum ders çalışmaktan, bir de onlar böyle X kısmı oluyor genç kızlar artık birçoğunda. Genetik de olabilir. Göz altları morarmış. Şimdi bu çocuğu böyle bırakırsak bu daha da ilerleyecek. Ama o pi'nin yeşil olanını öyle anlatayım ben sana. Yaptığımda pırıl pırıl canlanıverdi bir anda.
Yani. Ya içinde dolgu maddesi olmadığı için şişirmeden... Şişirmiyor, yüzün şekli değişmiyor. Aynen öyle. Bugün senin Ebru Hanım'a yapacağın gibi değil mi? Şimdi Ebru'nun şikayetlerini birlikte dinleyeceğiz. Ben hangisine karar vereceğimi evet, anlatacağım. Evet, sen arada yaparken ben de sorunlarımı zevkli, soracağım. Zevkli. Ama benim nacizane, doktor dururken de bana demek düşmez ama ne kadar erken yaşta düzenli olarak yaptırırsan geri görüşümü cilt sarkmadan meslek yaptığında hiç düşmeden uzatabilirsin o süre gibi geliyor. Doğru zamanda. Doğru ellerde doğru uygulama. Çok doğru. Bu kadar. Evet. Şimdi Ebru, şikayetini bize anlat. Sevgili Aslışan izleyicileri, takipçileri evet. Seni dinliyorlar. Onlara da örnek olalım burada. Benim şikayetim elastik et kaybı. Elastik et kaybı. Evet. Kendim dokunduğumda zaten hissediyorum. Biraz ben dokunamıyorum. Tabii ki. Yani çok şimdi deneyim. Şimdi kırıldı yaşlarda. Evet. Hepimiz bunu görüyoruz aslında. Hani uyku mahmurluğu denen bir şey vardır. Bir 25-30'lu yaşlarda uykudan uyandığınız zaman bu elmacık bebek yüzü gibi elmacıklar toplanır, göz altları daha düz olur, daha fresh gözükürüz. İşte 40'lı 45'li ileri yaşlara gittikçe yüzde bir yumuşama olur ve mutsuz yüz görüntüsü olur. Biz mutlu mu yapacağız Ebru? Mutlu yapacağız Ebru'yu. Şimdi ben size işte burada ne kullanacağım? Burada genel olarak çünkü bakıyorsunuz göz altları fena değil, gülme çizgileri fena değil ama var. Yani olması gerektiği kadar var. Bunlara da destek vereceğiz şimdi pi ile. O yüzden ben Planes'i seçmek istiyorum Sevcan. Bana onu hazırlayın. Bir de Planes'i kutu olarak verin ve gösterelim. Önemli olan ben hep hekim olarak bir cerrah olarak buna çok dikkat ediyorum. Benim ürün elime hazır gelecek. Yani ben bunu açacağım, şey pıt 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 kullanacağım ve bitecek. Yani göreceksin sen de. Benim gibi birçok meslektaşım bu konuda çok titiz. Güvenirlik çok önemli. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bir dönemler Aslı çok iyi bilir. Oluk oluk buradan yurt dışına giderdiniz. Ve şimdi ne diyorsunuz? Yurt dışındakiler bile bize oluk oluk geliyorlar. Çünkü orijinal ürünü orijinal ama şekilde. Ama bir şey söyleyeceğim Dilek ya. Benim Deniz diye bir arkadaşım çok yakın arkadaş. Yani birebir biliyorum. Ve Levent'te bir merkezde botoks yaptırdı ve vitamin yaptırdı. Kızın yüzüne bir komplikasyon. Çünkü yanında da açmamışlar biliyor musunuz paketi? Ne yaptıklarını bilmiyor. Yani bu kutuları yanınıza açtırın. Hani sorgulayın. Hangi markayı kullanıyorsunuz? Yaptırdıktan sonra botoks bile yaptırsınız. Hele böyle vitaminlere ne karışım olduğunu siz bilin. Markaya hangi şey firma zaten evet. Bir hekim kendisini önce güvenceye almalı. Sağlık hekim Bakanlığı olarak... onaylarına bakılabiliyor kutuların tamam, üzerinden. Doğru. Çünkü kutulara bakın. Üstü arkasında Sağlık Bakanlığı onaylı mı yoksa kaçak mı gelmiş? Sonra o arkadaşın yüzünü görsen Drakula gibi olmuş, yamuk yumuk. Meğersem şey yok. O kutuların arkalarına mutlaka bakın. Biz bu firmayı araştırırken mesela hani ben ama eczacı bir kadın getiriyorum. Yani eczacı bir kadın getiriyorum. İtalyan firma. Bunlar çok önemli şeyler. Bir de yani bir ürün adımızı büyütmeli bizim. Bize leke vermemeli. Evet, bunları sorgulayın yani arkadaşlar. Ama her ürünün bir komplikasyon dediğimiz yani sıkıntısı olabilir. Olabilir. Hekim olarak biz bunları gidermek zorundayız. Bir de mesela morartabilir, şişirebilir. Evet. Bunlar hep geçicidir evet. Ve bunların tedavisi bizdir. İğnenin her girdiği yerde morarma olabilir. Arkadaşımıza bu çekim başlamadan bir uyuşturucu bir krem sürdük değil mi? Rahat edecek. Neden? Çünkü hani daha konforlu geçsin diye sonuçta bir iğne gelecek. Benim gibi iğneden korkuyorsan çok ay yaparsın. Korkmuyorum. Ben iğne bile yaptırmıyorum botoksu falan. Sen süpersin o zaman. Kısırık ayını sıkılmama. Şimdi başlıyoruz. Sparçalayayım. Soğuk hazırlayayım çocuklar. Evet. Ben şimdi özellikle gülme çizgisinde dolgu kullanmak istemeyebiliriz. Mesela Ebru'da da o var. Ebru'nun da gülme çizgileri uzun. Buraya ben dolguyu koyduğum zaman yüz sanki sarkıyormuş gibi de durabilir. Evet, genel yapılan hata. Tente dudak dediğimiz dudak üstüne de gelince böyle üste doğru düşer. Bunları hiç istemeyiz. Dolgu her zaman ne kadar çok dolgu o kadar iyi diye düşünülürdü eskiden. Şimdi artık hayır, ihtiyaç doğrultusunda ne kadar ihtiyaç varsa o kadar diyoruz. Şimdi hemen size sol taraf ve sağ tarafın nasıl lift olduğunu göstereceğim. Bazı özel noktalar var. Burada bunu kullanıyorum çünkü. Peki Somon şu anda sen Ebru Hanım'a yüzüne yapıyorsun Dilek'ciğim. Evet. Ama bu başka nereleri uygulanıyor? Bak yanında Bulgaristan'dan gelen çok kıymetli, senden iyi olmasın çok sevdiğim bir dostum var. Tüm vücuduna Somon yaptırıyor dersin inanır mısın? Hiç bana bahsetmiyorsun. Allah Allah. Tüm vücuduna. Çünkü çatlak tedavisi yapıyoruz lazerle. Bay mı bayan mı? Karı koca geldiler. Ha. Biz şimdi önce eşine yapacağız. Sonra da kendisine yapacağız. Bütün vücudu. Bak. Evet. Bir şey söyleyeceğim.
Ben de elime yaptırmak için. Elimde olur değil mi? Zevkli. Bak bitti. Acılı mı Ebru? Yok. Tamam süpersin. Aslı bak. Tarafsız bir göz olarak, bilir kişi olarak bana göre çok uygun. Hayır sen bu kişi için. Bir bak sol taraf ve sağ tarafın nasıl lif sonu. Sonra Ebru'ya anneyle verin kendi de baksın. Kendisi de yorum yapsın. Çek bakayım. İkinciyi de hazır et. Ben bir şey demeyeceğim. Hemen anneyle verin. Sen kendin gel ver. Temizleyin. Bir bakar mısın? Biraz kan geldi onu alalım. Evet. Şu bir tarafı mı? Evet. Yukarı şey olmadı mı? Bak şura. Aynen. Değil mi? Aynen. Ebru nasıl görüyorsun kendini tatlı? Harika. Ve açık tenli olmasına rağmen güzel geçti. Aa bayağı iyi. Hadi soğuk. Beğendim. Beğendin mi? Leçim aferin. İyi öğretmiş. Gel. İşte Ebru ne kadar şanslısın. Tut. Ama biz de şanslı. Vallahi Ebru olarak şans oldu. Biz hekimler için de hasta enerjisi çok önemli. Hastanın güvenip gelmesi, o işin böyle pırıl pırıl geçmesine sebep oluyor. Ebru da Vakfı'da çalışıyor. Aslında sizin olarak biliyorum. Değil mi? Evet. Ve de birçok arkadaşın da kendisinden alışveriş de yapıyormuş. Evet. Ama artık yeni bir müşteri daha. Bekliyoruz hepimizi. Değil mi? Süpersin vallahi. Ne mutlu. Şimdi ben de sevgili izleyicinin diline böyle kalplerine şifa olayım buradan. İndirim yapacak mısın bize? Peki bak hemen çıkartıyoruz. Aa, hemen gidelim. Vallahi süpersin. Hadi çocuklar. Öbür tarafa da yapalım. Şimdi yine aynı şekilde. Saçlara da yapılıyor mu? Saçlara tabii ki saç köklerine gübre koyar gibi ıslamanı koyuyoruz. Pırıl pırıl nasıl güçlendiriyor? Çünkü saçın ömrü 120 gündür. O 120 günlük ömrü siz uzatabilirseniz saçın dayanıklılığını arttırırsınız. Hacim verirsiniz, volüm verirsiniz. O yüzden saça da yapıyoruz. Ay bunu da yapmadım ben. Allah. Sen. Tamam ben sen yoğun çalışmaktan. Evet. Hayatım seni bulabiliyor muyuz? En son evet. Seninle şeyde Hatay'da birlikteydik. Doğru. İşte. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu solunum uygulamasının yaşa protokolü, uygulama aralıkları ve sıklığı yaşa göre değişiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir 40 yaşındaki bir kadını örnek alalım ama hani bu tabii kişiden kişiye değişebilir. Evet. 40 yaşındaki bir kadın bunu yaptırdı şimdi bir daha ne zaman yaptırsın? Şimdi bak Ebru'yu örnek alırsak Ebru'nun 2 ay sonra yapılması gerekiyor ama Ebru'nun yüzü iyi, kendi dokusu var, hacmi var yüzde, o yüzden çok ihtiyacı yok. Benim protokolümde eğer yüzü gerçekten ince telli, lekeli, kurumuş bir cinsse 10 gün arayla 4 kür yapıyorum. Sonra diyorum ki 3 ay, 6 ay sonra birer kez tekrarlıyoruz. İhtiyaca göre bunu tamamen hekim tarafından programlanması gerekiyor. Bir de benim öğrendiğim ama bir şey var. Ama protokolümüzde bu multivitamin B sistemini ben yılda en az 4 kez yapmayı yani 3 ayda bir tekrarlamayı öneriyorum. Bakar mısın? Hücreler 120 günde yenilendiği için her seferinde hücrelere su veriyoruz aslında. Evet. Kendi vücut suyunu tutuyorsun. Evet. Yapılandırmayı hızlandırıyorsun. Su da çok çabuk. Böyle ne oluyor? Güneşte yani güneşin yan etkilerinden koruyorsun. Evet. Lekelenme. İnce kırışıklıklar bitiyor. Sarkmalar bitiyor. Gerginlik, canlılık ve parlaklık başlıyor. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Birazcık hatırlatmakta fayda var. Mesela ben tatile gitmeden önce kadınların bunu bir kere yaptırmasını tabii. isterim. Değil mi? Morarma riskimiz vardı. Sen morarmadın ama hastalarımız morarmayacak garantisi ne yazık ki veremiyorum. Keşke kimse morarmasın. Morarmış olsa da 15 gün koruyacak. Yani işte o morarmayı da sonuçta morarma giderici ilaçlar yapılabilir. O yüzden işleme gelmeden önce genellikle kan sulandırıcılar, bitki çayları gibi ilaçları alkol alınmasını bir 5 gün önceden kestiriyorum hastalara. Ama güneşe çıkmadan önce mutlaka ki güneşin zararlı etkilerini en aza indirmek için. Bir de ben Mehtap Hanım'a konuşma bana şey demişti. Mesela lazer yöntemleri var uygun görülen. Lazer yöntemlerinden önce yapılırsa çok lazerin iyi. Etkisi daha çok şeye çıkıyor değil evet. mi? Hani maksimum evet. düzeye çıkıyor. Ve sonrasında da yapıyorsun. Yani 1'e 3 faydası oluyor. Bari bir para veriyorsunuz. Bunun bir faydası olsun değil mi? Çok haklısın. Ben bu konuda her zaman şunu söylüyorum. Akıllı hasta, akıllı doktoruna güvenir. Yani doktorun zaten hekimi onu öyle bir yönlendirecek ki benim hastalarımın ben bir, hiçbir şeyden mahrum kalmamasını, iki ama her şeyin en iyisini isterim uygulamak. O yüzden de denenmiş, FDA'nın onayı almış, Sağlık Bakanlığı ruhsatını almış, birçok deneyden geçmiş, orijinal molekülü ürünlerin yan etkileri de yoktur. Evet evet, valla. Teşekkür ederim Ebru'cuğum geldiğin için, izin verdiğin geçmiş için. Geçmiş olsun Ebru. Biz bunu güneşten çıkmadan önce yaptığımızda güneşe lekeye yatkın olan ciltlerin direnci fazla olduğu için bunun da önüne geçmiş oluyoruz. O yüzden benim ihtiyacım yok, benim yüzüm gayet gergin demeyin. Gergin olmasa da yaptırın ki koruma veya zaten yaş almış insanların
buna ihtiyacı var. Değil mi? Korumamızı biz yapalım da sonra leke tedavisi inanılmaz zor arkadaşlar. Gerçekten %100 çaresi de yok leke tedavisinin. Ancak azaltıyorsun. Görüntüyü azaltıyorsun ama gerçekten tedavisi çok zor. Yani biz bununla ilgili güneş kremi çektik mesela. Hangi sırayla yayınlayacağız bilmiyorum ama yaz öncesi mutlaka ve mutlaka. Sonrasında da yazda ne kadar sonuçta korusak da zarar görüyor. Onların tedavisi için mutlaka dönüşte böyle bir tek bir kere yaptırdım. Şu aleti de yaptırdım. Tamam benim işim tamam demeyin arkadaşlar. Bunlar emek, emek ve emek isteyen şeyler. Umarım bir şey atlamamışım ve Dilek'cim çok teşekkür ederim. Üzülme Aslı'cım, atladıysan tekrarlarız yayını. Yaparız. Burada çok anlatacağım alet var. Öyle çok mi? Anlatacağım alet var. Deniyoruz, deniyoruz. Biz bu işi, ben biliyorsun 3 aydır ben bunu deniyorum. Evet. Sana söyledim. Evet. Söylediğim ki, şeyler de ciddi var. Ciddi kilo veriyorsun bu aralar. Hiç yüzünde bir sarkma görmüyorum. Neden acaba? Bir matlık görmüyorum. Neden acaba? Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum önce bize ağırladığın için. Emre'cim sana çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür merak ettiğiniz bir uygulama var mı? Bana mutlaka bir yazın. Tamam mı? Bununla ilgili size video çekebiliriz. Bugün bu arkadaşımıza hediye ettik. Yarın neden siz olmayasınız? Bir kişiye daha Mehtap Hanım'dan aldım ben izin. Dilek veriyorsun değil mi? Bir kişiye daha. Belki. Şimdi bu uygulamayı yaptıktan sonra gördünüz. Bu uygulama yaptırmak isteyen bir kişi, şanslı kişiye de aşağıda yorum bırakan, tabii abone olmanız gerekiyor. Bir kişi 30 yaşından büyük olursa etkisini daha çok görelim. Küçüklere de olabiliyor ama hani birazcık daha hani olsun ki bakın nasıl gördük Ebru Hanım'da farkını. 30 yaşından büyük bu işlemi yaptırabilecek bir kişiye bizim yine hediyemiz var. Çok teşekkür ederim. Sorularınızı yazın. Biz açıklama kısmına buranın ve kullandığımız ürünlerin görsellerini ve isimlerini de yazacağız. Ne uygulama yaptık. Bunları yaptırdığınız doktorlardan illa burada yaptırmayabilirsiniz. Herkes Türkiye'de, İstanbul'da yaşamıyor olabilir. Ama ürünleri sorgulayın. Bu kutulardan sorun, markadan sorun. Veya başka bir marka yaptırıyor olsanız bile kutunun içeriğini alın. Botoks yaptırdığınız zaman kutunun arkasına bakın. Sağlık Bakanlığı onaylama. Lütfen sorgulayın. Başka sorunuz varsa aşağı yazın. Ay yoruldum vallahi söylerken. Ben çok hani meraklıyım ama size de en doğru bilgiyi vermek benim hani boynumun borcu. O sebeple umarım keyif aldınız. Ben bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum, sevgiyle kalın.